Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kadın-erkek eşitliği söz konusu mudur? Tabi bu soruya hemen evet veya hayır diye birer kelimeyle cevap vermek doğru olmaz. Çünkü akla şöyle bir soru daha geliyor. Acaba kadın-erkek hangi konularda, nerede, hangi yönden eşittir diye soru sorulması söz konusudur. Öyleyse Hukuki açıdan mesela eşit midir diye sorulursa buna hiç şüphesiz bütün dünyada bütün insanlar evet diyecektir. Çünkü hukuk karşısında erkek kadın farkı yoktur, herkes eşittir. Ama diyelim ki kadınlar erkeklere cinsiyet açısından eşit midir diye sorulursa zaten sorunun içerisinde bunun cevabı vardır. Kadın erkek denilmiş. Öyleyse kadınla erkek, erkekle kadın cinsiyet konusunda eşit değildir. Çünkü ayrı iki cinsten bahsediyoruz. Madem iki ayrı cins söz konusudur, öyleyse burada bir mutlak eşitlikten söz etmek mümkün değildir. Şimdi kadınla erkeğin hangi açılardan eşit olabileceğini ve hangi açılardan eşit olamayacağını bir incelemeye çalışalım. Bazı noktaları not aldım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ama şunu kesinlikle ifade etmek gerekir ki kadının erkeği solladığı, geçtiği öyle yerler var ki erkeklerin o konuda onlara yetişmesi mümkün değil. Yine erkeklerin kadınları geçtiği öyle yerler var ki kadınların da erkeklere o konuda yetişmesi mümkün değildir. Demek ki kadınla erkeğin eşit olduğu yerler olduğu gibi kadının erkeği fersah fersah geçtiği tam aksine erkeğin de kadını fersah fersah geçtiği yerler olabilir. Onun için birkaç atıda açıdan aldığım notları paylaşalım. Mesela bir insan iyi veya kötü olarak erkek kadın farkı var mıdır? Yoktur. İyi insan dediğimizde bu aynı şey kadın içinde de geçerlidir, erkek için de geçerlidir. Yani erkek erkek olduğu için iyi, kadın kadın olduğu için kötü veya kadın kadın olduğu için iyi, erkek erkek olduğu için kötü olmaz. Demek ki iyi insan dediğimizde hem kadın için hem erkeği için, hem yaşlı için, hem genç için, herkes için geçerlidir. Yani çoban için de geçerlidir, devlet reisi için de geçerlidir. İyi insan, kötü insan farkı yok. Mesela diyelim Vesel Karın Hazretleri çoban olmakla iyi insan olamıyor mu? İyi bir çoban Vesel Karın Hazretleri gibi olursa o da iyi bir insan olur. Demek ki burada iyilik e, arasında, kötülük arasında, kadın erkek arasında fark yok. Peki, e, takva açısından fark var mıdır? Elbette vardır. Çünkü insanlar Allah'ın kuludurlar. Allah katındaki değerimiz, kıymetimiz insanların takva ölçüsüyle ölçülür. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah katında en ekreminiz, en değerliniz, en kıymetliniz Takva bakımından en üst seviyede olanınızdır çünkü takva Allah'a olan imanımızın ve Allah'a olan sevgimizin ölçüsü. Öyleyse insan takva seviyesine göre Allah katında değer kazanır. Şu halde bir kadın takva noktasından binlerce erkekten üstün olabileceği gibi yine bir erkek de takva noktasından binlerce kadından üstün olabilir. Öyleyse üstünlük ölçüsü kadınlık erkeklikle de değil. Takva ile ölçülür. Takvanın birinci manası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmak, ikinci manası da Allah'ın bizden istediği ibadetleri yerine getirmek. E bu noktadan kim üstünse o üstündür. Öyleyse burada da fark yok. Peki sevap günah bakımından fark var mıdır? Hayır. Yani bir kadın bir ibadeti işlemekle erkekten daha az sevap alır. Veya bir erkek bir sevabı bir ibadeti işlemekle kadından daha az veya daha çok sevap alır denilmez. Her insan işlediği ibadetin cinsiyet farkı gözetilmeksizin sevabını alır. Neyine göre? İhlasına, samimiyetine ve takva derecesine göre sevabını alacaktır. Öyleyse burada da bir fark yoktur. Ancak psikolojik yönden farkları vardır. Mesela bir insan erkek ve kadın arasında Psikolojik açıdan fark var mıdır diye bir soru sorsa buna hemen evet vardır diyeceğiz. Mesela diyelim ki çocuklara bakın kız çocuklarına oyuncakları bile çocuklarladır. Yani bir çocuk giydirir, bir oyuncağı çocuklardan ibarettir. Ama erkek çocuklara bakın onların oyuncağı farklıdır. Yine bu çocuklar büyüdüğünde büyüyen kadınların kendi aradaki sohbetler, ev işleriyle ilgilidir. Ama erkeklerin sohbetleri farklı işlerle ilgilidir. Dolayısıyla kadınların psikolojik açıdan erkeklerden yönleri farklıdır. Erkeklerin de psikolojik açıdan kadından farklı yönleri vardır. Mesela kabiliyet yönünden farkları vardır. Birkaç tane örnek verelim. Not aldım. Mesela diyelim ki erkek terkip ve tahlilde kadın ise taklit ve ezberde daha ileri. Yani erkeklerin terkip ve tahlil yönleri güçlü, kadınların taklit ve ezber yönleri güçlü. Tabi buradaki açıkladığımız konular çoğunluk yönüyle, yani kadın dediğimiz zaman genel olarak özellikleri, erkek dediğimiz zaman genel özellikleri, ama bazı erkekler vardır ki kadınlarda bulunan bir özellikte çok ileride olabilir. Veya bazı hanımlar, kadınlar vardır ki erkeklerin genelde önde olduğu bir konuda erkeklerden daha üstün olabilir. Ama genel anlamda, çoğunluk anlamda düşündüğümüzde konuyu değerlendirmek gerekiyor. Mesela diyelim erkek bir, bir mimari eseri ortaya koymada, onun bölümlerini güzelce yapmada belki erkek, hanımlardan öndedir. Ama hanımların o eserin herhangi bir bölümünün ince nakışlarla süslenmesinde erkeklerden önde olabiliyor. Yani aynı mimari üzerinde erkeklerin üstünlük yönü farklı, kadınların üstünlük yönü farklı olabiliyor. Mesela yeri diyelim erkekler dış aleme daha açıktır. Daha teşebbüs yönleri ön plandadır. E kadınların içe kapanık olması ve iç yöne yönelmesi daha mesela önceliklidir. Hatta belki de kadınlara verilen bu özellik zamanlarının çoğunu çocuklarına, kendine, ailesine ve yuvasına ayırması ve oraya ihtimam göstermesi noktasından bu özelliğine verdiği söylenebilir. Mesela zafiyetler noktasından. Elbette erkekle kadın arasında fark vardır. Mesela erkekte tahakküm ve baskı önceliklidir. Buna dikkat edecek, bu hataya düşmeyecek e, kadınlarda da çevreden etkilenme ve erkek bu noktada erkeklerden daha bir hassastır. Çevresinden etkilenebiliyor. Buna biz teessür diyoruz. Yani öyleyse kadın da yanlış konularda etrafından etkilenme özlerini bilecek, bu zayıflığını farkına varacak ve bu hataya düşmeyecek. Öyleyse bu konuda da erkekle kadın arasında gözle görülür bir farklılık söz konusu. Yine kadınların sezgi gücü erkeklerden çok yüksek olduğu söyleniyor. Değişikliği ondan daha çok ihtiyaç duymaktaymış hanımlar. Yeniliğe daha fazla açıkmış hanımlar. Ama erkekler Biraz daha onlara göre bunu konuda geriymiş. Dolayısıyla erkekle kadının sadece bir noktadan eşittir ve eşit değildir diye konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunu biraz uzattık ama bir örnekle taçlandırmak istiyoruz. Mesela aslan o bedeniyle güzeldir. Ceylan o bedeniyle güzeldir. Demek ki ceylanın görevini aslana, aslanın görevini ceylana vermek nasıl yanlışsa veya ceylandan beklenen özellikleri arslandan beklemek veya arslandan beklenen özellikleri ceylandan beklemek nasıl yanlışsa kadın ceylan ruhludur ve ceylan elbisesini giymiş gibidir tabiri caizse. Nazik ve nazenin. Erkek ise aslan ruhludur, aslan elbisesini giymiş gibidir tabiri caizse. Öyleyse bedensel açıdan da bazı ruhsal açıdan da farklı yönleri vardır. Bu iki cinsi her konuda eşitmiş gibi görmek nasıl yanlışsa, Bu konuda aralarında hiçbir fark olmadığını söylemek de öyle yanlıştır. Her şeyi kendi konumunda ve yerinde değerlendirmek ve her birinin kendi üstün özelliklerine dikkat ederek orada çalışmalarına ve başarılarına gayret etmek gerekiyor.